Gidelim ya hadi. Çok keyifliydi. Çok Biraz iyiydi konuşalım ya. istiyorum. Evet. Çok eğlenceliydi izlerken. Hani kim nasat dün sen dedin ya. Ünlüler ee kaybederse yarın o, o zaman masaya gelmem. De, masaya dedin. gelmem dedin i̇mkansız ya. İmkansız zaman. Yani net imkansız. Hele kadınlardı ki zaten öyle oldu. Bir sen bir sen çok iyi, Elif çok Birsen iyi. sen çok iyiydi. 4, neden Birsen'i çıkartmadılar? Bizim o görüntülerimiz evet. var mı? Ben çok merak ediyorum. Birsen'i nereye çıkarmadılar? Birsen. Seçmeler vardı. O sırada takımdan şu sesler yükseldi. Ee, Elif'le Sema çıksın diye. Hı hı hı. Ama kadınlarda en iyi atlayan tabii Sema çok iyiydi. Doğru. Zaten ben dünkü programda da söyledim. Sema ile Birsen çok iyi olacaklar. Çünkü bunun antrenmanını yapıyorlar diye. Ama kadınlarda mesela en iyi atlayan Birsen. Birsen'di. 4-54. Bir seçmede yani ikinci seçme miydi hatırlamıyorum ya da üçüncü seçme mi onu da tam net şimdi yalan söylemeyeyim ama o seçmede e, Sema ile Elif çıksın dediler. Sonra da seçme hakkı olarak sonra da oradan birisi dedi ki e, bir sen de çok iyiydi bir sen çıksın dedi ama zaten neticesinde en son bir sen Sema ve Elif çıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da Merve çıktı. Yani öyle durumlar yaşanabiliyor. E, seçmelerde kim kiminle yakın arkadaşsa onlar böyle bir ön plana sunuluyor. Evet. Mesela buralarda bir sen de çok sessiz ve sakin olduğu için işte sürgün adasına da gitti, takım arkadaşlarına kızmadı, hak etmediği şekilde sürgün adasına gitti. Yine bir şey söylemedi. Arkadaşlar size güveniyorum lütfen dokunulmazlığı kazanın dedi. Ben bir senin performansının iyi olabileceğini, gerçekten e, güçlü bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Ama yani tek bir cam olur bir senden sesi çıksın. O da desin ben oynamak istiyorum. Hakkını savunsun senin. istiyorsun değil mi? Evet. Ya yani görmek istiyor insan çünkü iyi bir yarışmacının performansı susarak geri planda kalmasını ben görmek istiyorum. Orada bence biraz e, Sema uyanıklık yaptı. Şey yapmak istedi. Ya dedi ben zaten şimdi e, karşı tarafta baktı ki en iyi Seda bile 3.5 metre evet. civarı atlıyor. Evet. E bizdeki bütün kızlar 4 metre civarı ya da üstü atlıyorlar. Ben çıkayım 3 puanımı alayım. Ben çıkayım 3 puanımı alayım. Bir sen almasın ben alayım. Öyle yaklaştı olaya net olarak yani o çıktı. Yoksa Hani e, aslında orada e, biraz da e, bir sene yol da açılabilirdi ama tabii şöyle bir şey daha var bu arada hı hı. hepimizi çürütecek bir şey. Sema da finalde çıktı. 4.50 atladı. Yani bir Az senin değil. kaçtı 4.54. Evet. E, ona yakın atladı baktığın zaman. Ben zaten finalde. Sema çıksa Sema yine kazanacak ama hakkı olanı hakkını teslim etmemiz gerekiyor ya. Birisi eğer gerçekten arkadaşımsa benim ve çok iyiyse ben onu ön plana sunarım. Buralarda egoların konuşmuyor olması gerekiyor. Onu demeye çalışıyorum. Sen değilsin doğru. Zaten bütün oyunlarda her seferinde Sema Elif çıksın, Sema Elif çıksın diyorlar ya. En iyi olan arkadaşın da gerçekten iyiyse hakkını veriyor olman lazım. Bence budur sportmenlik gereği evet. davranışlar yani. Bu arada şey, e, bu oyunun bence hayal kırıklığı benim açımdan her ne kadar e, o kilosuna rağmen e, işi zor desek de hikmettir. Hikmet. Çünkü hikmetin ben daha iyi bir performans sergileceğini düşündüm. Ama Hikmet e, evet. atladığı atlayışlarla bir senin, Sema'nın, Elif'in falan gerisinde kaldı. Doğru. E, hani daha ileri atlayabilmesi lazım. Çünkü bu işin dünyadaki rekorları kadınlarda bildiğim kadarıyla 6,5 erkeklerde 8-10 falan e, ciddi mesafeler evet. bu arada. Anıl da iyi atladı. Anıl da şu evet. 5 Ama esnen. zaten dün biz fragmanda gördük ki evet. Anıl'a bak şu bak, atlayış çok, herhalde. Çok güzel bak, gözüküyor ya. Nasıl yay yapıyor bak havada. Gördün mü? Çok güzel. Okay. O kendini havada ileri doğru çekiyor ayaklarını Pıt diye konuyor. Tekniği doğru yapmış, bilmemesine rağmen. Hani sonuçta duyduklarıyla yapıyor. Mm -hmm. Bu da aslında Anın aslında ne kadar e, kolay öğrenen iyi bir yarışmacı olduğunu gösteriyor. Onun dışında zaten Berna ile Gizem'e diyecek bir şeyim yok. E, ne derler? Çok zayıflar yani. Kesinlikle. Şu yarışmada hiç yani. Bir de genel istatistiğe bakalım mı Hakan? Genele bakınca da, e, genel şeye mi yani? Bu, e, evet, evet, Bugüne kadar ki? Evet, oyun başarı yüzdelerindeki. Ya Yüzdelere bakarsak, öne çıkan isimler zaten genelde aynı. Erkeklerde, gönüllülerde Berkan Ogeday öne çıkıyor. E, ünlülerde de Adem ve yeni gelen Bora ile Perviz çıkıyorlar. E, kadınlarda da Sema... Kadınları sen değil. Tamam, okey. Damla. Damla. <laughs> Durdurdum Hakan'ı yalnız. Ya kadınlarda şimdi artık ünlüler takımında da bir yükseliş var gerçekten onları da tebrik etmek lazım çünkü hani böyle bir anda kazanmaya başlayınca o özgüvende gelir otomatikman ve e, istediğini vermeye başlarsın o yüzden de e, gönüllü kadınlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum ama ben zaten yüzleri kağıdımı bulamıyorum öyle de bir sıkıntım var şu anda bulamıyorum. Survivor'da. Sen söyle. Yok benim. Uzatayım mı? Survivor'da oh ikinci var. ay sonunda %55'in altında olan kimse orada en altta en altta. Heh. Çok pardon Hakan. Yok canım ya siz <laughs> konuşun ya. <laughs> Yok İki, vallahi pardon. İkinci ay sonunda %55'in altında olan kimse şampiyon olamaz. O yüzden herkes az çok ona göre pozisyonunu alsın. Almaya başlayacaklardır sanki. Yani tabii ki ama e, dediğim gibi bu iş... çünkü abi, Şimdi yüzdeler yani. de düşmeye başlayacak bu arada. Bak Sema şu an %69. Evet. Sema %60'ın üzerinde Survivor'ı bitiremez bence. Çok zor. Bence çok zor düşe 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 50'lere düşecek tabii o ki. kadar. E hiçbir yarışmacı evet. Berkan da 70'te bitirebilir mi? Berkan'ın 70'te bitirmesi için tek bir ihtimal var, yarın elenmesi. Yani başka hiçbir ihtimal yok. Çünkü bunlar çok büyük yüzdeler. Zaten Berkan %70 yaparsa biz hiç final yapmamıza bile gerek yok. %70 olan bir yarışmacı. Önce... Direkt şampiyonluğu evet. verelim tabii, tabii, tabii. mi? Buyurun. Çok büyük bir yüzde. Bugüne kadar zaten yapan olmadı. En yüzdeli şampiyon. %61'lerde, 62'lerde olmuştur. Yani daha yukarısı olmadı yani. Olmaz çünkü. En sonunda çünkü ne olacak mesela? Diyelim ki şu an en iyi kim Adem'le Berkan mı? Diyelim ki son 4'e kaldılar, son 6'ya kaldılar. Adem'le Berkan her gün oynayacak. Onların yüzdeleri birbirini iyi iyi. 10 oyunda 6 o kazanacak, 4 o kazanacak. Ertesi gün 4 o kazanacak, 6 o kazanacak. Böyle böyle hop birbirlerini aşağı çekecekler. 60'larda dengelenecek. Ama tekrar söylüyorum. Şu an bu listede gördüğünüz ilk 4'ün dışındaki hiçbir yarışmacının bence şu an itibariyle şampiyonluk şansı yok. Değişecek o Tabii. zaman bu liste. Bağla. yani, bol bol değişim Bak imkansız diyorum ya. Şu an hem erkekleri al böyle hepsini diz. İlk beşi al. Beş diyeyim çünkü hepsini toplayınca diyeyim. Kadınları da diz. Yine ilk beşi al. Onların altında kimse şampiyon olamaz. Sen öyle mi düşünüyorsun? Ya Hakan doğru söylüyor. Hani bu şu anda oynadığın yarışmacılar kimini zayıfını seçeyim istatistik kovalıyorsun otomatikman ve Dolayısıyla bu da senin yüzdeliğine yansımış oluyor ama artık azaldıkça eşleştiğin rakipler de zor. Yani az kadro dediğimiz o kadro kalıyor ve dolayısıyla ister istemez de oralarda performansta düşüşler yaşanmış oluyor. E bunlar çok normal ama oradaki yarışmacıların da şöyle bir avantajı var. Şimdi kötü bir yarışmacıyla ya da zayıf bir yarışmacıyla diyeyim daha doğrusu eşleştiğin zaman daha çok oyuna çıkıyorsun ya o da bir antrenman. O kazanma e, durumunda sana bir özgüven katıyor, kazandıkça kaz kazanmaya başlıyorsun falan. Ben sanki buralarda biraz da ünlüler kadınlarına daha şanslı görüyorum. Ünlü kadınları daha şanslı niye? Çünkü Tabii yağmurla tarafta... Berna ile işte atıyorum şimdi Ezgi geldi, Evrim gelecek. Hani bunlarla oynadıkça daha çok pratik ediyorsun ya. O antrenmanla beraber de hmm. biraz da özgüvenin yerine gelmiş oluyor. Ünlü, e, gönüllüler de hep atletlerle yarıştığı için onlar için de zorlu bir durum. Kim bozdu dengeleri biliyor musunuz? Kim? Yağmur. Yağmur'un performansı ilk iki hafta böyle orta orta üstüydü. Ama Yağmur bir bozuldu. Şu an Yağmur'u ünlü kadınları zayıf halka olarak seçiyorlar. Hı hı. Bak net garanti doğru. sayı olarak i̇lk başta seçiyorlar. başta öyle değildi. Doğru. Şu an zaten yüzdesine Yağmur'un yüzde 38 yani 3 oyundan bir tane alıyor gibi bir şey. Bu da zayıf halka demek. Yağmur'un bir şeyler yapması lazım eğer evet. Survivor'da sonlara kalmak istiyorsa. Yani e, sesi de çok çıkmıyor. Oyunlarda da çok iyi değil. İlk seçilen oluyor karşı tarafın güçleri tarafından. O Ama bak bir şey Yağmur söyleyeyim. Şeyde dikkat çalıyor. ettim. Yağmur da bu durumu kabullenmiş gibi. Ben beni mi seçerler ilk önce Berna'yı mı seçerler diyor. E işte, o konuşmaları yaptığın etmişiz. sürece aslında Bitti. psikolojik kabul edince, olarak da kendin evet. bu durumu kabul etmiş oluyor Şu an dua etsin ki aşkımla ezgi geldi.